Futbol turizmiyle ilgili hikayenin başladığı tarih 1996-1997. Popülerliğini kazanmasının sebebi 2000 yılından sonra popülerliğini tam kazandı. Bunun asıl nedenlerinden bir tanesi de futbol turizminde bir havaalanındaki emniyette vize problemini çözdük. Çünkü vize etabı ülkenin futbolcuları vardı, Türkiye'ye gelemiyorlardı. Onun için Antalya'ya kampa gelemiyordur o zaman büyük futbol takımları. Onu bir genelgeyle çözerek takımlar artık rahatlıktan Türkiye'ye gelmeye başladı. Moskova'dan, o zaman Rusya'dan kışın charter uçuşları başlayınca takımlar da rahatlıktan lojistik olarak Antalya'ya gelmeye başladı. Antalya'ya bu akın Avrupa zaten yavaş yavaş başlamıştı. Ruslarla ve BDT ülkeleriyle beraber bölgemiz bir popüler ve bir futbol turizmi cenneti haline gelmeye başlamış. Çünkü neden? Çok iyi bir hava durumu var ve artı çok iyi otellerimiz var. Artı özel sektör futbol turizminin bu kadar iyi olduğunu görünce ve para bıraktığını ve kışın otellerin açılmasına sebep olduğu için şu anda bölgemizde 200 yakın FIFA standartında futbol sahası var ortalama. Ama en iyi popülerliğinin yükselmesinin sebebi bir, vize problemini çözdük. İki, lojistiği, charter çözüldü. Üç, en önemlisinden bir tanesi turnuva organizasyonları yapıldı o zamanlar burada 2000 yılında. Efes Cup gibi Ruslar arası Eurosport'ta yayınlanan futbol turnuvaları organize edildi. Bu organize edildiği zaman hem ülkenin tanıtımı, kışın, hava durumu, Ocak'ta oldu bu. Çok iyi olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Müthiş bir tanıtım oldu. Bu tabii aşağı yukarı 5 kere bu turnuva düzenlendi. Ondan sonra bazı nedenlerle dolayısıyla iptal oldu. Bundan sonra da şu anda ülkemizde, şu anda dünyada aslında bakarsanız da dünyada en iyi futbol kampı organizasyonunu yapan dünyada Antalya bölgesi. Kışın, bir de yazın da futbol kamp organizasyonları yüksek rakımlara kayak merkezlerinde başlamış durumda. Ama o da zamanla gelişecek. Avusturya ve İsviçre'ye de geçecek. Ama Antalya kış kamp konusunda dünyada açık ara birinci.